Çocuklardaki gelişim problemleriyle devam edelim o zaman. Ha, şimdi şöyle, gelişimi sağlayan hormonlar var. Bu hormonlardaki anormallikler neye tetikler? Efendim, gelişim yavaşlayabilir veya hızlanabilir. Hipofiz bezesi somatotropin denen bir hormon salgılar, artı somatostatin denen başka bir hormon daha salgılar. Somatotropin çocuğun gelişmesini sağlar. Normal, dengeli, sağlıklı gelişir. Somatotropin fazla olursa uzun boylu olur. Dengeli salgılanırsa normal olur. Az salgılanırsa kısa boylu olur. Somatotropin salgılandığında karaciğerde somatomedin denen başka bir hormon salgılar. Büyümeyi hızlandırıcı. Burada bir denge vardır. Eğer ki kişinin hipofiz bezesinde bir anormallik varsa, kist oluşmuşsa buna mikroadenom denir. Bu da gelişimi engeller. Genellikle bir çocuğun, küçük bir çocuğun gelişip gelişmediği, gelişiminde bir anormallik olup olmadığı 3 ile 9 yaş arasında belli olur. Daha önceden veya sonraki yaşlarda da artık bir şey ifade etmez. Bu yaşlarda fark edilirse, yani gelişip gelişmedi, sürekli kontrol edilirse tedavisi mümkündür. Devreye hemen girilebilir. Hipofiz bezesinde eğer ki kis varsa veya başka bir anormallik varsa iksirle bu halledilebilir. Çok kolaydır. İksir 40 kilit otundan yapılan çok özel bir formülümüz var bizim, 40 kilit forte diye. Bunları kullandığında bu problem aşılır. Eğer ki karaciğerde bir problem varsa, yağlanma varsa, herhangi bir başka bir problem varsa, karaciğer somatomedin salgılayamazsa hormonu, bu da gelişimi engeller. Günümüzde gelişimi sağlayıcı, sentetik olarak somatotropin denen hormon üretilmiş. Fakat sentetik olmadığı için, doğal olmadığı için birçok kişi de birçok hastalığı tetiklemekte. Yan tesiri sayılmayacak kadar çok. Yani bazı insanlar çocukları için bu kimyasal ilacı alıyorlar, kullanıyorlar ama yan tesirlerinin çok olması nedeniyle tehlikeli, kimyasal. Bu nedenle kimyasal ilaçtan uzak durmak, öncelikle şifalı bitkiler ve şifalı bitkilerden elde edilen ekstrelerle tedavi denemek daha faydalıdır.